Huzura çıkanın bedeni titremelidir. Cafer bin Ali Kumi şöyle demiştir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem namaza durduğunda Allahu Teala'nın korkusundan yüzünün rengi soluyordu. Hazreti Ayşe de şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bizimle sohbet ediyor ve biz de onunla konuşuyorduk. Ama namaz vakti gelince adeta bizi tanımıyordu ve biz de onu tanıyamıyorduk. Yine Cafer bin Ali Kumi şöyle demiştir. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem namaza durunca bir kenara atılmış elbise halini alıyordu. İmam Sadık aleyhisselam şöyle buyurdu. Hazreti Ali namaza kalkınca yüzümü gökleri ve yeri yaratana yönelttim diyor ve rengi değişiyordu. Öyle ki bu yüzünde açıkça görülüyordu. Tefsir-i Kuşeyri'de şöyle yer almıştır. Hazreti Ali'nin namaz vakti olunca rengi değişiyor ve titriyordu. Kendisine size ne oldu diye arz edilince şöyle buyuruyordu. Allahu Teala'nın göklere, yere ve dağlara sunduğu ama onların kabul etmediği, sadece insanların üstlendiği emanetin vakti geldi. Ben bu zaafım ve güçsüzlüğümle bu emaneti güzel bir şekilde üstlenip üstlenemeyeceğimi bilemiyorum. Yine müminlerin emiri Ali aleyhisselam abdest almaya başlayınca Allah korkusundan yüzünün rengi soluyordu. Nakledildiği üzere Hazreti İmam Ali namaza durunca sağlam bir bina veya dik bir sütun gibi yerinden kıpırdamıyordu. Bazen rükû veya secde halinde hiç hareket etmediği için sırtına bir kuş konuyordu. Ali bin Ebi Talip ve Ali bin Hüseyin'den başka hiç kimse Allah Resulü'nün namazını aynı şekilde kılamıyordu. Hazreti Fatıma annemiz Allah korkusundan namazda nefes nefese kalıyordu. Allah'ın sevgilisi aleyhissalatu vesselam Ehl-i Beyt'ine yapılacak zulmü beyan ederken şöyle buyurmuştur. Kızım Fatıma ilkinden sonuna kadar alemlerdeki bütün kadınların efendisidir. Mihrabında azameti yüce Rabbinin karşısında durunca nuru yıldızların nurunun yeryüzü ehli için parladığı gibi parlar ve aziz ve celil olan Allah meleklerine şöyle buyurur. Ey meleklerim! Kulum Fatıma'ya bakınız. Kullarımın efendisi karşımda durmuş, tüm bedeni benim korkumdan titriyor. O kalbiyle bana ibadete yönelmiştir. Sizleri şahit tutuyorum ki ben de onun sevenlerini ateşten güvende kıldım. İmam Seccad aleyhisselam şöyle buyurmuştur. Hasan bin Ali aleyhisselam namaza durunca aziz ve celil olan Allah karşısında tüm bedeni titriyordu. Cennet ve cehennemden bahsedilince yılan sokmuş gibi ıstırap içinde kıvranıyordu. Hazreti Hasan namazını bitirince rengi solardı. Kendisine bunun nedeni sorulunca şöyle buyurdu. Arşın sahibinin huzuruna çıkmak isteyen kimsenin rengi değişmelidir. Yine Hazreti Hasan abdest alınca rengi değişiyor ve bedeni titremeye başlıyordu. Bunun nedenini sorduklarında ise şöyle buyuruyordu. Arşın sahibinin karşısında yer alan kimsenin rengi solmalı ve bedeni titremelidir.